Selamlar. Selamlar. Aşfak Bey, kına törenindeki fotoğrafları çıkarmamı istemiştim. Bunları ona verir misiniz? Teşekkür ederim. İyi günler. Hiç önüne bakmıyor musun? Ha? Nerelerde kaybolduğunuz hanımefendi? Ve şu elindekiler ne? Kına töreninde çekilen fotoğraflar mı? Ver de şunları bir bakayım. Bunları alıp nereye gidiyordun? Ne zamandır bunları bekliyorum ben, biliyor musun? İki kardeş birbirinden ne kadar da farklı. Biri benim için çok endişeleniyor ve acıma anlıyor. Diğeri sadece kendini düşünüyor. Gerçekten çok farklılar. İnanmakta zorlanıyorum. Bakar mısın? Bu yazdığım mektup. Bu mektubun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Endişelenme, tamam mı? Ben kendi ellerimle bunu postaneye ulaştıracağım. Çok teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun ki beni güçlü ve becerikli kıldı. Böylece sana yardım ediyorum. Şimdi sen git. Annem ve Zübeyde seni bekliyor olmalılar. Akşama misafirler gelecek. Allah'a emanet. Ne zamana kadar yalan söyleyeceksin? Ne zamana kadar gerçeği herkesten saklayacaksın? Çok yakında senin mutsuz olduğun gerçeğini herkes öğrenecek. Ben mutluyum. O zaman bu gözyaşları neden? Şu an kutlama yemeğinde bulunman gerekirdi. Miti abla, başkasının bana dokunacağını düşünmekten bile korkuyorum ben. Bu yüzden karar vermek zorundasın Nusret. Mutlu mu kalmak istiyorsun, yoksa bütün hayatın boyunca gözyaşı dökmek mi? Annemi ve babamı mutsuz edip nasıl mutlu olabilirim ki? Aynı hatayı tekrar tekrar yapıyorsun. Annenin ve babanın seni anlamayacağını nasıl inanır ve düşünürsün? Ne söylemek istiyorsan söyle onlara bakalım. Etrafındaki herkes üzülüyor, evden ayrılacağın için mutsuz olduğunu düşünüyorlar. Nusret, gerçeği herkese söylemelisin. Bunu kesinlikle yapman gerekiyor Nusret, bekleme. Böyle davranamam ben. Böyle bencil olmaya hakkım yok. O zaman senin aşkın gerçek değil. Kalbindeki aşk gerçek değil. Buna bak. Bu aşkımın simgesi. Bunu yanımdan ayıramam ben. Ama kaderim bizi birbirimizden ayırıyor işte. Kader, kısmet, nasip. Tanrım. Bugün bunların hepsi beni aşkımdan uzaklaştırdı. Ama bunu kabul etmek istemiyorum. Yaşıyorum ve savaşıyorum. Duydun mu beni? Ama sen Nusret, senin sevgilin bu şehirde, yanında. O zaman ben de aşkının gerçek olup olmadığından şüphe ediyorum işte. Abla, benim aşkımdan şüphe etme asla. Allah şahidim ki Şahbaz'ı gerçekten çok seviyorum ben. Nusret. Nusret, sen utanmaz, vefasız. Bunu senden hiç ama hiç beklemezdim.
Yemin et. Yemin et bana söylediğin hiçbir şeyin doğru olmadığını söyle. Hadi yemin et. Sen yemin et. Bunu bize nasıl yapabildin? Sen şu an ne yapıyorsun? Miti, sen aramızdan çekil. Kızımla konuşuyorum. Ondan bir cevap istiyorum. Sen beni kızın olarak görüyorsun değil mi? Bir kızın annesinin üstünde bu kadar hakkı olur değil mi? Ve bu hakta senden rica ediyorum lütfen. Sadece onu bir kere dinle. Senden bir cevap istemiyorum. Ben ondan bir cevap istiyorum. Anne. Lütfen. Ellerimi kavuşturuyorum ve sana yalvarıyorum. Bir kere dinle. Lütfen. Ona bir şans ver ve anlatsın. Bir kereliğine Nusret'in kalbinden geçenleri anlamaya çalışın. Yalvarıyorum. Onun kalbinde ne olduğunu dinleyin. Lütfen. Ben çocuğumla çok gurur duyuyorum. Benim çocuğum çok iyi kalpli ve dürüst bir insandır. Ben böyle düşünüyorum. Şimdiye kadar biz kızımızın bizimle mutsuz olduğunu düşündük. Evlenip gitmeden önce her kız çocuğu öz anne babasının evinde nasıl mutsuzsa, bizim kızımızı da aynen o şekilde mutsuz zannettik. Ama kızımın gizlice birine aşık olup onu sevdiği, aklımın ucundan bile geçmemişti. Bugün benim başımı utançla eğdin. Benim kızım beni utandırdı. Nusret'in sizi utandırdığını mı düşünüyorsunuz yani? İnanamıyorum. Bir dakika. Hayır Miti abla. Lütfen benim adıma hiçbir şey söyleme. Hayır Nusret. Lütfen bugün beni durdurma. Gerçek herkesin bilmesi gereken bir şey. Her kız ailesi için bazı fedakarlıklar yapmak ister ve yapar da. Bu gerçek aile mensupları tarafından da bilinmeli. Bu her kızın saygısı için önemli. Bak buna. Bu hediyelere bak. 5 yaşından beri alınan hediyelerinin hepsi yeşil. Yeşil rengini sevmediği gerçeğini kimseye söyleyemedin. Ama her doğum gününde siz bu hediyeleri verdiğinizde onları mutlu bir şekilde aldı ve dikkatlice sakladı. Hiçbir zaman bu rengi sevmediğini söylemedi bile. Mutsuz olmayın diye hiçbir şey istemedi. Ama evlilik gerçekten çok farklı. Nusret'i yanlış anlamayın lütfen. Bu zavallı sizi sevdiği için şimdiye kadar sesini çıkarmadı. O sizi çok seviyor ve saygı duyuyor. Hiç kimseye başkasını sevdiğini söyleyemedi. Sizin onurunuz ve saygınlığınız için aşkını feda etmeye hazırdı. Ama bu kesinlikle doğru değil. Lütfen, lütfen inanın bana. Kızınız hayatı boyunca mutsuz olacak. Bunu istemezsiniz değil mi? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Miti? Babasının hediyelerini kabul ederek iyilik mi yaptın? Yasak aşkını saklayarak iyilik mi yaptı? O ailemizin saygınlığını mahvediyor ama sen onu destekliyorsun. Böyle mi hissediyorsunuz gerçekten? Nusret saygınlığınızı mı mahvetti? Ne Nusret'i destekliyorum ne de onun tarafını tutuyorum. Ben sadece gerçeği söylüyorum. Nusret aşkını feda etmeye hazırdı diyorum. Kendi aşkını feda edebilen insan evine büyük bir gurur ve onur getirmez mi sizce de? Ve sevmek suç değil, öyle değil mi? Aşkının ne önemi var? Sevgimize karşılık bunu mu hediye etti?
kendisine de yalan söylüyordu. Ne kadar üzgün olduğunu kabul etmeye hazır değildi. Kendinden önce annesini ve babasını düşünen bir insan olduğu için onunla gerçekten çok gurur duyuyorum. Bir kız annesi ve babası için bundan başka ne yapabilir ki? Nusret, bu adın anlamı kazanmaktır. Ama sizin kızınız sadece kaybediyor. Denedi ama size gerçeği söyleyemedi. Bakın lütfen. Sadece bir kere düşünün. Kızınız bu evliliği yaparsa, o zaman hayatı boyunca mutlu olamayacak. Bak Miti, böyle konuşmayı bıraksan iyi olur. Bu ilişkiyi bitirmek için artık çok geç. Ne ailesi, ne evi, ne ataları. Kimse tarafından bilinmeyen sıradan şahbazı sevdiğin insanlar duyarsa ne söyleriz? Aman Allah'ım, söyleyin. Ne söyleriz? Oğlum. Abi. Abi. Oğlum, oğlum dinle. Babür. Oğlum dur, dinle beni. Babür oğlum. Oğlum dinle. Beni dinle Babür. Dinle oğlum. Babür. Abi. Abi, abi aldatıldın. Bu çok çirkin bir davranış Babür. Neden böyle bağırıyorsun? Ailemizin verdiği terbiye bu mu? Ne terbiyesi, ne kötü davranışı. Sen onu bu kadına sor. Bu kadına, bu iğrenç kadına. Babür dostum. Diline sahip çık bence. Ya da yeni kurulan akrabalık bozulur. Ne akrabalığından bahsediyorsun? Akrabalıktan bahsediyorsan ona sor. Sor ona. Bizimle tanışmadan önce Şahbaz diye bir adama aşık olmuş. Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalamıyorum. Doğruyu söylüyorum. Kulaklarımla duydum. Bu başka birini seviyormuş ve benimle evlenecekmiş. Bir dakika. Bu doğru mu? Söyle Nusret. Cevap ver bana. Evet doğru. Feda, sana sormadım, kardeşime sordum. Sen sessiz kalsan ve onun cevap vermesine izin versen iyi olur. Cevap ver bana. Evet abi. Burada neler oluyor? Davetiyeler akrabalara çoktan dağıtıldı. Yarın düğün günü. Ve bu ne saçmalık böyle? Abi bunlar çok aşağılık insanlar. Onlara ne soruyorsun? Evlilikten önce başkasını seven bir kadına nasıl güvenilir? Nereye kadar gidilebilir? Şimdiye kadar kendi saygısını...
Onurunu, gururunu, belki her şeyini şimdiye kadar kaybettin. Bana neden bağırıyorsun? Seni yerinde olsaydım kardeşimi paramparça ederdim, tamam mı? Nusret! Nusret! Sen ne yapıyorsun? Nusret! Bırak beni! Yeter Nusret! Senin bir suçun yokken neden kendi canına kıyıyorsun? Bunda senin bir suçun yok. Bırak beni! Bırak beni de öleyim. Yaşamayı hak etmiyorum. Hay Allah. Sen ne yaptın böyle? Gel. Gel yaranı temizleyelim mesela. Hayır anne. Şu an yarayı temizleyip sarmanın zamanı değil. Benim burada olmam gerekiyor. Onunla bir şey konuşmak istiyorum. Yanlış bir şey söylersem lütfen beni affedin. Bu evde misafir olduğumu biliyorum. Ama bir kadına saygısızlık ve hakaret edildiğinde sessiz kalamam. Bu benim için utanç verici olur. Feda, sessiz ol. Hanım, bırak sözünü tamamlasın. Söyle canım. Onu suçlu buluyorsunuz, sebebini... Öğrenmem mümkün mü acaba? Nusret sadece bir başkasını sevdi, o kadar. Saygı ve terbiye konusunda o hepinizden kat kat iyi biridir. Anne ve babasının mutluluğu için kendi aşkından vazgeçmeye bile hazırdı. Ve siz bu zavallıyı suçlu buluyorsunuz. Hanımefendi. Hanımefendi. Benimle konuşursanız çok iyi olur. O zaman söylediklerim birini incitirse beni affedin. Bakın beyefendi, biliyorum siz çok iyi ve dürüst bir insansınız. Davetiyeler çoktan dağıtıldığı için Nusret ve Babür evlenmek zorunda mı size sormak istiyorum. O zaman ikisi de mutlu olabilecek mi? Ne Nusret mutlu olabilecek ne de sizin kardeşiniz olacak. Bu evlilik ikisini de mutsuz edecek. Siz kanunları koruyan bir insansınız. Şimdi siz söyleyin. Hangi ülkede... Birbirine aşık olanlar suç işlemiş sayılıyor. Hangi ülkede aşık olmak günahtır? Abi, bu kadın kim ki sana ders veriyor? Böyle kişisel bir konuda konuşmaya ne hakkı var söylesene? Neden onu konuşturuyorsun? Feda'nın her söylediğine dikkat kesmek ve hakkında düşünmek gerekir. Nusret hiçbir suç işlemedi. Bu yüzden böylesi daha iyi. Babür kardeş, kardeşim hakkında ileri geri hiçbir söz söylemeyeceksin. Ensari Bey, biz çok mahcubuz. Bu pişmanlık ve utançla sizden ve bütün akrabalarınızdan af diliyorum. Ensari Bey. Ensari Bey, hepinizden özür diliyorum. Bu çocuk... Bugün benim sorumluluklarımın farkına varmamı sağladı. Ben onun babasıyım. Benim tek sorumluluğum onu büyütmek, eğitim vermek değil. Ayrıca duygularına ve hislerine saygı duymak da benim görevim. Ensari Bey, eğer benim kızım suçluysa
ve ona ceza verecekseniz bunu kabul edebilirim. Fakat kızımdan dolayı utanç duymuyorum ben. Hayır canım, hayır. Ben senden hiçbir fedakarlık istemiyorum. Mutsuzluğuna sebep olursam mutlu kalabilir miyim dersin? Abi! Lütfen konuşmama izin ver. Kardeşimin çirkin davranışları için hepinizden özür diliyorum. Abi! Sakın lafımı kesme! Nusret'in gözünde gerçeği görebiliyorum. Hanımefendi, hayatınızın kararını vermek zorundasınız. Annem ve babam ne söylerse sadece onu yapacağım. Hayır canım. Evlilik kelimesinin arkasında saklı bir kelime vardır. Evliliğin anlamı mutluluktur. Eğer evlenirsen ve mutsuz olursan, o zaman evliliğin ne anlamı kalır ki? Bütün bunlar ne oldu? Mithi'yi aramak için anne. Bütün hayatını bunları sokaklarda dağıtarak mı geçireceksin oğlum? Akash oğlum dinle beni. Şu fotoğraflara baksana. Kaç defa denedin anne ama boşuna. Benim bir sürü işim var. Sen git ve dinlen. Bu iş dinlenme. Ne oldu? Kaçarı hiçbir yerde yok. Teyzeme de sordum ama hiç umursar gibi görünmedi bana. Onun mabede gittiğini söyledim ya. Bunu ne zaman söyledi? Ne zaman söyledi, ne söyledi? Bunları hatırlamak zorunda mıyım? O Mati'ye bir şeyler söyledi, gitti. Sankran. Olabildiğince hızlı şekilde Camu'dan Pencaba kadar bunları dağıt. Peki tamam abi, hemen yollayacağım. Işıklar niye gitti? Sen burada bekle. Ben mum alıp geleceğim. Nasıl geldin? Annem senin mabette olduğunu söylemişti. Seni buraya kim bağladı? Annem. Anne. Hayır, hayır. Sen Akash eniştenin odasına git. Onun kitaplığına bir CD koydum. Hemen onu al, tamam mı? Sadece onu al. Ne CD'si? Galiba Mithi o CD'yi Akash enişteye bırakmış. Annen onu saklamıştı. Ben buldum. Bu yüzden annem beni buraya kilitledi. Sen git. Çabuk git al onu. Hadi git al. Lütfen. Hadi gidip Kaçarı ne durumda bir bakalım. Ha? Hadi gidelim. Bak ışıklar da geldi. Seni böyle bırakıp gidebileceğimi hiç hayal bile etmemiştim. Her seferinde seninle konuşmaya çalıştım. Ama sen her seferinde çok duygusal davrandın ve ben sessiz kalmak zorunda kaldım. Hiçbir zaman duymak istemediğin gerçek şu ki Akash, ben anne olamam. Doktora gidip muayenede oldum. Ama benim yüzümden
hayatını yalnız geçirmeni istemiyorum. Başka biriyle yeni bir hayata başlayabilirsin. Baba olabilirsin. Ama ben senin hayatında kalırsam bu gerçekleşmeyecek ve bu yüzden gidiyorum. Ve Akash, eğer hayatında olmamı istersen seni otogarda öğleden sonra 3'e kadar bekliyor olacağım. Ve gelirsen Akash, o zaman ne? Bir şey mi diyeceksin? Anne olmak ne demek biliyor musun? Çocuk için anne onun dünyasıdır. Onu dünyaya getirir ve korur. Çocuğun başı belaya girdiğinde ona doğru yolu gösteren annedir. Peki sen ne yaptın? Sen ne yaptın ha, söylesene. Ben söyleyeyim. Ben doğar doğmaz beni zehirledin sen. Sevgi yerine bana intikamı aşıladın. Bana sadece nefretle baktın. Ve beni nefretle büyüttün. Korumaya ihtiyacım olduğunda beni korumasız bıraktın. Beni karımdan sen ayırdın anne. Böyle mi anne olunur? Neden böyle konuşuyorsun? Ne yaptımsa senin iyiliğin için yaptım. Bir çocuk istiyordum, bu yüzden yaptım oğlum. Senin mutluluğun için, oğlunu sevdiği için her anne yapar bunu. Eğer oğlunu sevseydin onu yaşarken öldürmezdin. Ve bir kere değil, iki kere. Miti beni terk edip gitmedi. Hayatımdan gitmedi anne, tam tersine. Benim yaşam sevincim gitti, anlıyor musun? Benimle son bir kez buluşmak istedi. Benimle konuşmak istedi o. Fakat bu fırsatı da benden aldın. Bu fırsatı da benden aldın. Miti sana bir çocuk veremez. Sen bir çocuk istiyorsun. Ben bir çocuk istedim. Ben bir çocuk istedim anne. Ama benim için çocuk Miti'den önemli değildi. Sadece bir şeyi unutma. Benim için Miti senden daha değerli. Kaş, sen ne diyorsun? Annenin ne dediğini bir dinle. Neyi dinleyeyim? Ha? Sen anlat teyze. Her şeyin sorumlusu sizsiniz. Ve siz ikiniz onu gitmeye zorladınız. Bugün siz ikiniz yüzünden ben Miti'den ayrıyım. Siz olmasaydınız biz mutlu şekilde Miti'yle yaşıyor olacaktık. Miti'den bu kadar nefret ediyorsanız niye onun evinde yaşıyorsunuz ha? Hangi hakla onun evinde kalıyorsunuz siz? Bu ev Miti'nin annesinin evi. Valizinizi toplayın, Atişka'da dönün ve içinizde az biraz utanma kaldıysa o zaman bu eve bir daha asla dönmeyin. Çünkü sadece Miti'nin bu ev üzerinde hakkı var. Ve eğer Miti bu evde değilse, o zaman hiç kimse bu evde olmamalı. Ben de bu evde kalmayacağım. Sen neler söylüyorsun? Nereye gideyim oğlum? Ne söyledi şimdi bu? Her ne yaptıysam sadece onun iyiliği için yaptım. Onun mutluluğu için yaptım. Mutlu olur diye düşündüm. O kadın benim duygularımla oynadı, beni aldattı, ailesini de kendi tarafına çekti. Feda aşk hakkında hikayeler anlattı ve gitti. Şimdi ben Nusret'e bir aşk dersi vereceğim. Benimle evlense de evlenmese de o mutlaka benim olacak. Bundan kaçamaz.
Şimdi önünde iki yol var. Ya yarın sabah düğünümüz gerçekleşir? Ya da şu an benim olursun ve sonra seni buraya gömerim. Seni adi kadın. Allah aşkına bırak beni. Bana bu kadar zulüm ve haksızlık yapma. Babir. Evet abi. Söylediklerimi dikkatlice dinle. Düşünmeden sakın yanlış bir adım atmaya kalkma. Ne söyledikleri umurumda bile değil. Bu kadın beni yaraladı, reddetti ve küçük düşürdü. Şimdi ya benim olur ya da hiç kimsenin. Babir. Eğer onu bu kadar çok seviyorsan, onunla konuşmalısın Babür. Ben senin abinim. Ben seni Nusret'le evlendireceğim. Ben nikah için oraya gelene kadar sakın yanlış bir şey yapma. Ha? Tamam mı? Evet abi. Abim nikah için buraya gelecek. Şimdi konuşmaya cesaret edemeyeceksin. Ağlama. Ancak şanslı bir kız benim gibi bir koca bulabilir. Abim nikah için buraya geldi galiba. Babür! Geç. Babür, bu yaptığın doğru değil. Sana geç dedim. Babür! Vurmak istiyorsan beni vur kardeşim. Önümden çekil abi. Sen de beni kandırdın. Bugün bu kadının canını mutlaka alacağım. Bunu kimse engelleyemez, tamam mı? Sakın kanunlara karşı gelme Babür. Kanunların canı cehenneme. Durmazsan seni tutuklamak zorunda kalırım. Bırak. 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 Kardeşimin içinde böylesine vahşi ve böylesine şeytani bir adam olduğunu bilmiyordum. İşe yaramaz bir adam. Kardeşimin hatasından dolayı sizden af diliyorum. O benim kardeşim. Ama aynı zamanda bir suçlu. Onu kesinlikle cezalandıracağım. Yürü. Sana yürü dedim, hadi. Abi. Allah'a şükürler olsun, iyisin.
Sen bana söz vermiştin. Doğum günümde ne olursa olsun yanımda olacağını söylemiştin. Fakat biliyorum ki şu an nerede olursan ol. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gülzer Razvi kızı Nusret Razvi, Naim Hakoğlu Şahbasak, İki şahidin önünde seninle evlenmek istiyor. Peki bu adamı kocan olarak kabul ediyor musun? Bu adamı kabul ediyor musun? Ediyorum. Bu evliliği kabul ediyor musun? Ediyorum. Bu evliliği kabul ediyor musun? Ediyorum. Naim Hakoğlu Şahbaz Hak, Gülzer Razvi kızı Nusret Razvi, iki şahidin önünde seninle evlenmek istiyor. Şahitlerin huzurunda bu kızı zevceliğe kabul ediyor musun? Ediyorum. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Elhamdülillah. Nusret'in evliliği gerçekleşince seni evine, ülken Hindistan'a ben kendim götüreceğim. Sakın merak etme. Eğer sen bir abla gibi bana yardım etmeseydin, bugün bu evlilik gerçekleşmezdi. Bu sadece Tanrı'nın isteği Nusret. Ben sadece sen hep mutlu ol diye Tanrı'ya dua ettim. Amin. Çok tebrik ediyorum canım. Teşekkür ederim. Bitti sana bir çocuk veremez ama sen bir çocuk istiyordun. Ben bir çocuk istedim. Bir çocuk istedim anne, fakat benim için Miti çocuğum olmasından çok daha önemli. Akaç Çatercik,
Buyurun Akaş, çatalcı benim. Efendim, doğum gününüz kutlu olsun. Efendim, bu kek ve buket sizin için. Hanımefendi gönderdi. Hanımefendi mi gönderdi? Evet. Bu kek bize mekanımızdan 3 ay önce sipariş edildi. Teşekkürler efendim. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar Akaş. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar Akaş. Mutlu yıllar sana. Dünyadaki bütün mutluluklar senin olsun. Hep mutlu kal. Sen... Evet, benim için... Eğer pasta kesiyorsan o zaman benim de... burada olmam gerekir. Bu... bu senin doğum günün değil. O zaman kimin? İlk önce saklanıp benim doğum günümü kutluyorsun, sonra da bunu soruyorsun. Peki hadi, ama neden inkar ettin? Söylesene. Tamam. Pastayı ver o zaman. Bak, aslında bir bela olduğunu düşünüyordum. Ama bugün hislerini ve duygularını görünce... kalbin bela almadığını söyledi. Bu arada kim söyledi? Yengem mi, annem mi? Her neyse, benim pastamı tutmayı bırak artık. Hadi yedir bana. Yanlış anlıyorsun. Bugün benim kocamın doğum günü. Ve bu onun için... çok üzgünüm. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Bu pasta senin için değil. O sınırın diğer tarafında olan ama hatıraları... sınırın bu tarafında bir kadının kalbinde yaşayan adam içindi. Baba, eve gelmekte çok geç kaldık. Karıcığım... Divyacığın tamamen sana çekmemiş mi? Ama endişelenme, tam zamanında geldik. Bir saniye, Sankrant. Mutlu yıllar! Akaş... Akaş nerede? Bu odadaydı. Balkonda mı? Hayır. Oğlum gitti. O gitti. Eğer Betty bu evde değilse o zaman hiçbirimiz... burada olmamalıyız. Bu senin için. Bu evi terk edip gidiyorum. Annem Mitin'in bir daha o eve dönmesini istemiyor. Ne yapabilirim? O evde mi kalayım? Annem bu evde Mitin'in hatıralarını silmeye çalışıyor. Bana yalanlar söylendi. Anneme söyle... oğlu Akaş artık bir ölü, sonsuza kadar. Eğer dönersem ancak Mitty ile dönerim.
Önce gelinini kaybetmiştin. Şimdi oğlunu da kaybettin. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे